Merhaba, ben İlkay Çömlek. Supply komutundayız. Profiler Akçabuğumuzun 4. komutu. Yine bir alt başlığı olan bir komut. O yüzden hemen şöyle ortaya elimin altına alıyorum. Komutumuz ne işe yarar? Belirlediğimiz noktalardan geçecek eğrileri bize sağlar. Devamlı olarak sağlayacaktır bunu. Hemen çizerek gösterelim. Nokta belirledim. Nokta belirledim. Daha gördüğünüz gibi 3. noktayı belirlemeden eğrisellik öngörüsü bana sağlıyor. Nokta belirledim. Her belirlediğim noktaya bağlı olarak uygun şekle büründürüyor kendini. Kapattım profilime. Escape tuşuna basıp kurtuldum. Belirlediğim noktaları çekiştirerek şeklimi değiştirebilirim. Farklılaştırabilirim istersem. Çizgilerden bir şey yapamıyorum çünkü çizgileri otomatik olarak atıyor. Sadece noktalarla oynayarak şeklime yön verebiliyorum. Aynı şekilde çizgilerime uzunluk da veremiyorum. Constraint komutuma girdiğimde noktaları belirleyip aralarındaki mesafeyi bakabiliyorum. Gelip bu mesafeyi değiştirebilirim. 100 diyebilirim. Ona göre hemen nasıl bir eğri olması gerekiyorsa kendini şekillendiriyor. Siliyorum. Diğer komutumuz ne işe yarıyor? Connect spline komutu. Şimdi bu komuta direkt girdiğimde şu an gördüğünüz gibi bir şey çizemiyorum. Bana bir şey çizmiyor. Bu komut mevcut spline'ın tamamlanması için yapılmıştır. O işe yarar. Nasıl yapıyor bakalım. Bir eğrisel bir şey çizdim ve burada kalsın. Escape deyip bıraktım. Ucu açık bir çizgi çizdim. Eğrisel. Connect spline komutuna geldim. Nokta üstüne geldi, mavi oldu gördüğünüz gibi, seçiyorum. İkinci noktayı seçiyorum. Arasına uygun şekilde eğrisel çizgiyi atıyor. Ve çizimimi tamamlıyor. Peki neden bununla yapıyorum? Spline'la da yapsaydım ne olurdu? Ctrl Z ile geri alalım. Spline komutuna geldim. Üzerine noktaya tıkladım. Diğer noktaya tıkladım. Escape tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi spline'la yaptım ama düz bir çizgiymiş gibi davrandı. Yani ben bunu aynı şekilde çizgi komutuyla, line komutuyla da yapsam bu şekilde olacaktı. Bir şey değişmeyecekti. Connect spline'ın böyle bir özelliği vardır. İki nokta arasındaki eğriselliği bana sağlar. Spline'ın yapamadığı eğriselliği bize o sağlar. Arasındaki fark budur. Kullanım şekli de sadece bu kadardır Connect'in. Komutlar hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.